Efendim yeni bir soru cevap videosuna hepinize merhaba. Biliyorsunuz Rise of Empire Ottoman dizisinin e, yorumuyla alakalı videolar çekmiştik sizlere. Özellikle bir videoluk bir e, video çekelim dedik. Baktık diziyi bitiremiyoruz. Bu Netflix'teki 6 bölümlük Fatih İstanbul'u Fethi konulu dizi biliyorsunuz. İkinci bir bölümü çektik. İkinci bölümde de bitmedi. Sizden tabii yoğun sorular gelince... E o zaman dedik üçüncü bir bölüm çekelim. Şu an üçüncü bölümü izlemektesiniz. Çünkü birinci bölümde özellikle Fatih'in çocukluğu, gençliği, kuşatma öncesini konuştuk. İkinci bölümde kuşatmanın ilk iki dönemini konuştuk. Şimdi artık kuşatmanın son kısmını ve devamında gelen gelişmeleri irdeleyeceğiz. Dizi bu olayın yani gerçeklerin ne kadar hakkını vermiş, ne kadar çarpıtmış bunları size aktarmaya çalışacağız. Hemen sözümüzü uzatmadan sorularımıza geçebiliriz. Sorularımız gelsin. Talha Bey merhaba. Biliyorsunuz Rise of Otoman'la ilgili iki tane video çektik. Yine bu hafta size bu konuyla ilgili sorular yöneltmeye devam edeceğiz. Ve ilk sorumuz şu şekilde. Kuşatmada her iki tarafında bir takım dini güçlere yaslanması, manevi dinamiklerden kuvvet almaya çalışması söz konusu. Bu durum dizide ne kadar yansıtılabilmiş? Şimdi bu Rise of Empires Ottoman dizisinde ee, manevi destekler meselesinde ciddi eksiklikler var. Bir kere olayın Osmanlı'ya bakan yönüne daha sonra değineceğim. Orası çok ciddi handikap. Yani Osmanlı cephesindeki manevi destekler, manevi güvence o konular neredeyse dizde hiç yok. Sadece bir Fatih'in hırsıyla dönüp ilerleyen, yuvarlanan bir ordu görüyoruz. Ee, Hristiyan cepheye bakacak olursak şimdi bu adamlar Ortodoks Hristiyanlar. Bunların da kendilerine göre bir takım manevi çalışmaları var askerlerin maneviyatını yüceltme yükseltme adına. Fakat bunu da hem eksik vermişler hem de yanlış vermişler. Dizide ne görüyoruz? Dizide birkaç tane papaz ellerinde bir Pantokrator İsa ikonası var. Onunla beraber surlarda o dendanların arkasındaki seyirdim yollarında geziyorlar. Ee, i̇şte askerlere dualar ediyorlar. Askerler bunların yanlarında eğiliyor dua ediyor o ikonayı öpüyor böyle bir mevzu var. Bir kere kuşatmanın birinci ayı geçtiğinde yani Hristiyan cephede çökmeler iyice hızlandığında ellerinde ikonalarla gezen papazlar olduğunu biliyoruz ama özellikle ellerinde gezdirdikleri ikona Hazreti Meryem ikonasıydı. Hazreti Meryem çünkü İstanbul'un şehrin koruyucusu olarak görülüyordu ve tam Taş yakınlarından geçerken Hazreti Meryem'in papazların ellerine taşıdığı o ikona resim yere düştü, parçalandı. Ve halk eyvah Meryem şehri terk etti dediler. Yani bu gerçek bakın tarihte olan bir hadise. Ama tabi şimdi bu diziyi nihayetinde Hristiyanlar çektiği için kendilerine ait dinlerini eksik küçük gösterecek her şeyi arka plana atmışlar. Ya yok saymışlar ya da eksik göstermişler. Yani burada kesinlikle ben bir önyargı olduğunu düşünüyorum yani. Diziyi baştan sonra defalarca izlemiş, o gözle, yorumlama gözüyle bakmış bir olarak söylüyorum. Yani Fatih'in babası 2. Murat'a tahtı bırakıp dönmesi meselesi mesela o kadar çarpık ve yanlış verilmiş ki 2. Murat 1444 Varna 1448 2. Kosova Savaşı'nda iki tane dev Haçlı ordusunu yok etti. Yok etti arkasından oğlu Fatih ikinci kez tahta geçti. Mesela bu konuyu hiç vermemişler. Yani Hristiyanlığa bakan canlarını yakacak mevzular Dizide tamamen yok sayılmış. E tabi bu da çok çirkin yani. Bu şekilde yanlı olmaları insanı üzüyor. Yarın öbür gün yeni Netflix dizileri olduğunda İslam dünyasına bakan ne olacak? Biz de ön yargı ile bakacağız. Bu adamlar gene neyi çarpıttı acaba diye. Yani uzun lafın kısası o cephede Çemberli Taş civarında Hazreti Meryem'in resminin düşünmüş ve kırılmış olması kesinlikle verilmeliydi. Bu dizide çok önemli bir eksikliktir. Dizide görmek isteyip de göremediğiniz karakterler var mı? Sarıca Paşa'yı gözüm aradı. Sarıca Paşa çok önemli bir isim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almaya kararlı. Daha kuşatma başlamazdan aylar öncesinde. Biliyorsunuz karşısındaki muhalif kim? Çandarlı Halil Paşa. Şimdi Çandarlı Paşa hayır diyor. Fakat Fatih'in yanında destekçi olan çok önemli paşalar var. İki tanesi son derece önemli. Biri Zanos Paşa, biri Sarıca Paşa. Dizde Zanos Paşa'yı vermişler. Paşa'yı hiç görmemişler. Şimdi bu dizilerde bu yapılıyor. Ama biz diğer dizilere diyoruz ki ya kurgu bu. Ama bu dizi belgesel yani nihayetinde. Belgesel mantığında bir dizi hazırlanmış. Danışmanları var onlar konuşuyor ediyor. Sen bu kadar ciddi bir şey hazırlayıp da Sarıcapaşa'yı oraya koymazsan bu çok büyük eksiklik. Bir kere her şeyi bir kenara koyun dizide Rumeli İhsan'ın yapılışı anlatılıyor. Bir kere Rumeli İhsan'ın yapılışı anlatılırken mesela o dizinin danışmanı ben olsaydım bana deselerdi ki ya bu dizide bir şey eksik olan ne var? Ne yapalım deselerdi. Bir kere Fatih'in o Rumeli Hisarı'nın yapılışında o çadırın içinde kurduğu istişare toplantısını özellikle yansıtmak isterdim. Kim vardı orada? Bir kere orada Zanos Paşa vardı. Saruca Paşa vardı. Çandarlı Halil Paşa vardı. Hatta Fatih oraya gelmeden evvel Akşemsettin'in yanından gelmişti. Akşemsettin ne demişti? Sultanım küffar toprağına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adına bir mühür gibi vursanız demişti. Ve bu sebeple Rumeli Hisarı inşa edilirken Muhammed yazmaktaydı Aleyhisselatü Vesselam. Yukarıdan bakın Rumeli Hisarı'na net bir şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi yazar. Ve bu Hisar ortaya konurken üç tane burç yapılır. Sağ üstteki burç Zanus Paşa'nın, sol üstteki burç Saruca Paşa'nın bizzat kendi imkanlarıyla yaptırdığı burçlar. Aşağıdaki burçta kimin? Çandarlı Halil Paşa'nın burcu. Bunlar son derece önem arz eden detaylar. Çandarlı Halil Paşa. Ee, işte o istişare meclisinde Fatih Akşemsettin'in o arzusunu dile getiriyor. Böyle bir hisar yapacağız diyor ve sonra ne diyor? Biz bu hisarı yaparken devlet eliyle değil himmet eliyle yapmak dileriz diyor. Yani her şey devletten beklenmez. Taşın altına elinizi koyun. Siz ne yapıyorsunuz? İşte bunun üzerine Zanos Paşa sultanım bir burcunu ben yaptırmak dilerim diyor. Saruca Paşa bir burcunu da biz yaptırmak isteriz hünkârım diyor. Çandarlı biz dahi sebeplenmek dileriz sultanım diyor. Üçüncü burcu o yaptırıyor. Mesela bu detaylar verilirdi. Saruca Paşa'nın da o kuşatma öncesi ve süresince Fatih'e ne kadar destek olduğu vurgulanmalıydı. Nerede Saruca Paşa'nın bugün mezarı? Gelibolu'da. Hep söylerim konferanslarda da Fatih ile alakalı sunularda. Yani bu iki adam sonuna kadar Fatih'in destekçisi. İstanbul alındıktan sonra biri Anadolu'yu tutuyor, biri de Rumeli'yi tutuyor. Zanus Paşa'nın kabri Balıkesir'de, Sarıca Paşa'nın kabri Gelibolu Yarımadası'nda, Gelibolu kasabasında. Yani baktığınız zaman muhteşem detaylar bunlar. Sarıca Paşa maalesef bu Netflix dizisinde eksik kalmış. Bize gelen sorulardan biri de Cenovalı Justinian'in Fatih ile surların önünde baş başa görüşmeleri. Tarihte böyle bir şey gerçekleşmiş miydi? Hollywood bu tarz şeyleri çok seviyor. <laughs> Avrupalılar da bunun peşinden gitmişler bu sefer. E, Lord of the Heaven vardı. Cennet'in Krallığı. Hollywood yapın bir film ki ben o filmdeki birçok detayı beğenmişimdir. Yani Salahaddin Eyyubi ile Kudüs Kralı'nın o mücadelesi. E, orada biliyorsunuz cüzdanlı bir Kudüs Kralı vardı. Yüzü maskeliydi. Ee, yani cüzdandan dolayı yüzünde bir maske söz konusuydu. İşte orada e, onların böyle iki atlı olarak ortada buluşmaları ve görüşmeleri vardı. Burada işte Salah ordusu, burada işte Bizans kralının ordusu. Ortada bir görüşüyorlar, ayrılıyorlar. Sanki buna öykünmüşler gibi. Surların önünde Justinian ile Fatih'in görüşmesi. Tabii ki böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Hiçbir şekilde olmadı. Mümkün mü? Yani Justinian burada bir kahraman haline getirilmiş. Karşı tarafta hep öyledir ya. İşte Titanik'te de olduğu gibi. Fakir olanla zengin kızın aşkı. Bütün Titanik filmi bunun etrafında örgüleniyor. Bizimkilerin de çektiği İstanbul'un fethi vardı. Orada Ulubatlı Hasan'da karşı tarafta Justinian vardı. O ikisi karşı karşıya getirilmişti. Bu tarafta Ulubatlı Hasan hiç yok. Justin yani Fatih karşı karşıya getirmişler, İki ayrı hasım aktör olarak ortaya koymuşlar, surların önünde bunları buluşturmuşlar, görüştürmüşler, birbirlerine laf atmışlar. Bunlar tamamen hayal ürünü. Bakın normal dizilerde bunlar olabilir belki, ama bu bir belgesel. Burada hiç olmayan bir şey varmış gibi göstermek hakikaten komik kaçmış. Böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olmadı. <laughs> Dizideki enteresan bir detay da Sırbistan'da bulunan Mara Despina'nın astrologlardan aldığı müjdeyi Fatih'e getirmesi. Tarihte böyle bir şey gerçekleşmiş miydi? Açıkçası bu mevzu dizide o kadar saçma işlenmiş ki yani bunu izlerken güleyim ağlayayım mı ben de bilemedim. Kuşatmanın ikinci ayının sonları Osmanlı cephesi darmadan hem fikri anlamda ayrılıklar içindeler hem de savaşta ard arda yenilgi alıyorlar. Osmanlı orada birkaç yüz binlik ordusu surların önüne geliyor geliyor. Justinian'ın bir avuç askeri her defasında yüzlerce Osmanlı askerini asıyor, kesiyor, biçiyor. Bizimkiler devamlı püskürtülüyor, geri çekiliyor. Fatih darmadan bir ruh haletinde ne yapsam ne etsem derken birden Mara Despina'nın falcılarına vahiy iniyor. Mara Despina tamam bu iş bitti kazandık diye koşuyor geliyor İstanbul'a. Kuşatmaya geliyor. Fatih ile hemen buluşuyorlar yaparsın, edersin, aslansın, kaplansın. Bak astrologlar böyle söylediler. İşte Kızılay gözüküyor. Bunların hepsinin kazancını söylüyor. Fatih de bir anda inanıyor. Gaza geliyor. Hop İstanbul alıyor. Ya, yapmayın Allah aşkına. Bu gayrimüslim yapımlarda kendilerine yontma meselelerini biliyoruz da. Yani bu kadar da olmaz ki yani. Hani Fatih İstanbul'u aldı. Mara Despina sayesinde aldı. Hatta yapmış olduğumuz bu dizi belgeselle alakalı ilk iki videonun altında yorumlarda çoğunuz yazmışsınız. Yani son ana kadar galiba Fatih İstanbul alamayacak sandık falan yazmışsınız. Ben de öyle. İzlerken diyorsun alamayacak mıyız acaba ya falan. <laughs> yani adamlar öyle bir hale getirmiş ki. Hani aldınız ama bizimkiler kapıyı açık bıraktı öyle aldınız. Var bu saçmalıkları Avrupalı tarihçiler yüzyıllarca yumurtladılar. Kapıyı bizimkiler açık bırakmış oradan girdiniz aldınız. Neredeyse inandıracaklar. Çok acı bir hadise. Mara Despina kuşatma sırasında İstanbul'a hiçbir zaman gelmedi. Fatih bu anlamda bir gazı desteği, moral vermesi falan olmadı. Astrologların falan bir durumu olmadı. Destek var, manevi destek. Kimden var? Akşemsettin'den var. Fatih birinci ayın sonu hakikaten sıkıntılar var. Çünkü çandal durmadan olumsuz propaganda yapıyor. Akşemsettin Fatih'in yanına uğruyor. Sultanım diyor. Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimede beldetün tayyübetün ifadesi geçer. Beldetün tayyübetün yani güzel belde, güzel şehir demek. Ve ekliyor akşamsettin Bu güzel şehirden maksat İstanbul olabilir. Bu diyor kelimelerin ebcetle harf, rakam değerlerinin toplamı bu yıla tekabül etmektedir. İstanbul'u bir iznilla yani Allah'ın izniyle bu yıl alacaksınız sultanım diyor. Bak bu bir tanesi sadece. Bunun gibi daha onlarca manevi destek var. Yani Orta Asya'dan bir sürü kalp ehli mutasavvuf İstanbul'a geldiler. Fatih'e destek oldular. Bunların bir kısmı İstanbul'a sonra döndü geriye talebeleriyle bir kısım burada kaldılar. Bunlar gibi daha böyle bir sürü bir sürü detay konu ve müjde söz konusu. Mara Despina'nın ve astrologlarla alakalı hiçbir konu hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Fatih bu tarz şeylere pabuç bırakmaz. Osmanlı'da astroloji vardır bakın. Müneccimlik vardır. Ama bu fal bakmak gibi değildir. Şimdi savaşa çıkacağız. Ne zaman çıkalım? Müneccimler gökyüzündeki işte yıldızlara bakarlar. Sultanım şu gün çıkmanız münasiptir derler. İşte bir olaya imza atılacak. Ne zaman yapalım? Şu gün yapın. Şu gün şu saat münasiptir. Bak böyle bir şey var. Bu yok değil Osmanlı'da. Müneccim başılık diye bir kurum var. Ama bu hiçbir zaman falcılık değil. Gök cisimlerine baktık. Gelecekten haber verdik. Bu olacak. Hadi yürüyün. Öyle bir şey yok yani. Bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Falcılık başka bir şey. Müneccimlik, astrolojiyi bu anlamda kullanmak tamamen başka bir şey. Dizide gemilerin karadan yürütülmesi konuşulurken Romalı bir konsül üyesinin ağzından Tepeye çıkıldıktan sonra gemilerin yokuş aşağı rahatlıkla Halice indirilebileceği yorumu yapılıyor. Gerçekten gemileri tepeden indirmek bu kadar kolay olmuş mudur? Dizinin o kısmını izlerken ben de açıkçası böyle bir güldüm acı Yani mühendislik ölçümü yaptın? Nereden biliyorsun keyfi? Yani bunu çıkarmak zor. Adamlar böyle ıhıldı zırıldı diye çıkardılar yukarıya. Sonra yokuş aşağı. Sal gitsin Haliç'e. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yani bir de bunu böyle ölçmüş pişmiş gibi anlatmaları bir kere yukarı çıkarmak ne kadar zorsa o gemileri aşağı indirmek de o kadar zor. Bakın kendi tezimden örnek veriyorum. Marmara Üniversitesi sanat tarihinde benim yüksek lisans tezim Yavaşça Şahin Mehmet Ali Paşa onun camisi, taş mektebi ve haziresi. Nerede burası? Tahtakale'de. İstanbul'da o mercan yokuşunun hemen kenarında toptancı oyuncakçıların olduğu yerde. Orayla ben yıllarca ilgilendim oraya çalıştım mezarı da belli paşamızın. Yavaşça aşağı Mehmet Ali Paşa. Paşa gemileri yukarıya çıkartma ve aşağı indirme vazifesindeydi. Fatih'in donanma komutanlarından bir tanesiydi paşa. Yani adı Mehmet Ali. Mehmet Ali. Paşa. Gemileri çıkartmak bir dert, indirmek iki kat bir dert. Niye? Çünkü çıkarırken tamam bir zorlukla çıkarıyorsun ama yokuş aşağı indirirken o tonlarca ağırlıktaki gemiyi öyle bir ölçülü indirmek zorundasın ki gemi bir hız alsa ve o hızlanarak, insanların kontrolünden çıkarak, suya çarparak insan parça parça olur o gemi. Bunu yavaş yavaş indireceksin. Bizim Paşa yani Mehmet Ali Paşa o gece sabaha kadar askerlere artık yüzlerce kere mi binlerce kere o komutu vermiş. Aman ha yavaşça, aman ha yavaşça. O kadar çok bunu söylüyor ki gemiler indirilirken aşağıya Paşa'nın lakabı bu oluyor. Yavaşça Şahin Mehmet Ali yani mezarı, mezar taşı lakabı, camisi, taş mektebi, haziresi hepsi duruyor bugün. Tahta kalede. Onun için hani öyle dizide ya çıkarmak zordu ama salıversin versin indirmişler. Kolayca indirirler. Hiç de öyle bir durum söz konusu değildi. Yani keşke Fatih Sultan Mehmet'in o iki ay boyunca adamlarıyla neler çektiğini hakkıyla şu beyaz perdeye yansıtabilmiş olsak. <laughs> Dizi Çandarlı'nın sonu ile ilgili kısımları doğru vermiş mi? Çandarlı Halil Paşa fetihten sonra gerçekten idam edildi mi? Bu doğru ise bu infazı doğru buluyor musunuz? Dizide bizi öven birçok şeyde çarptırma eksiklik varken bizim cenahta, Osmanlı cenahında olumsuz olacak her şeyi on numara vermişler. Onu söyleyeyim yani. O konularda haklarını yememek lazım. Çandarlı meselesi de on numara. Şimdi Çandarlı bir muhalif. Ha eksikliklerini geçen bölümlerde anlattım. Biliyorsunuz Rise of the Empire's Ottoman'ın birinci ve ikincisini çektik. Orada anlattım. Fatih'in çocukken Çandarlı tarafından çomaklarla, değneklerle dövülmesi falan yok böyle bir şey. Ama ne var? Fatih'in o çocukluk yıllarında Çandarlı'ya karşı bir ön yargısı var. Nedir o? Fatih Sultan Mehmet o çocukluk yıllarında babası tarafından tahta geçirilirken çandarlı bayağı muhalefet ediyor. Yani Sultan II. Murad efendim bu çocuk diyor yani. E tabi bu da Fatih kulağına gidiyor. Ondan ötürü kendisine bu çocuk bu yetersiz. Siz varken şimdi bu çocukla bu iş olmaz. Bu çocuk devleti eline yüzüne bulaştırır eder. Siyaset bilmez, politika bilmez. Bunlar geliyor Fatih'in kulağına. E Geldi içinde çandarlıya bir gıcıklığı söz konusu. Bunları biliyoruz. Ama ben Çandarlı'ya kıl kapıyorum. Beni çomakla dövdü bu adam. Yok böyle bir şey olmadı. Çandarlı alakalı ikinci konu kuşatma. Çandarlı nihayetinde yaşlı bir devlet adamı. Kendine göre bir öngörüsü var. Onun en büyük korkusu şu. Kuşatma sırasında Avrupalılar galeyana gelip bir ittifak kurarlarsa amaç düşmanı devamlı bölüp parçalamaktır. Düşmanı bir araya getirecek bir hal ve tavra girmemek lazım. Düşmana karşı fitne tohumlarını ek. Düşmana birbirine düşman et. Ama kendine karşı onları bir araya getirme. Strateji bil yani. İşte Çandar bundan korkuyor. Ya diyor biz İstanbul'u kuşatırız. Bizim kuşatmamız bunların aralarındaki ihtilafları sona erdirip kaynaşmalarına ve bize karşı topyekün bir e, harekete girişmelerine sebep olur mu diyor. Bundan korkuyor Çandarlı. Bunu da ifade ediyor. Çandar'nın hatası ne? Kuşatma öncesi bir istişare meclisi kuruluyor. Orada Zanoz, Saruca Paşa, Akşemsettin ve diğerleri. Çoğunluk İstanbul'u kuşatalım diyor. Çandarlı ve ekibi azınlıkta kalıyorlar. İstişareye kadar herkes her düşünceyi ortaya koyabilir. Ama nihayetinde bir karar verildikten sonra muhalif olanlar da susarlar ve toplantıdan çıkan kararı uyarlar. Ama sen toplantıdan kuşatalım kararı çıkmış. Kuşatmaya gidiyorsun ama hala mızıkçı çocuklar gibi e, ben demiştim, ben demiştim. Böyle olmamalıydı. Şöyle olmamalıydı. Bak ben dedim böyle oldu. Bu olmaz. Bu kuşatma başladıktan sonra yapılan her türlü tavır hainliğe girer. Çandarlı hain değildi bakın. Romalılardan rüşvet müşvet aldığı iddiaları bunlar yalan. Böyle bir şey hiçbir zaman ispatlanmadı. Olduysa da bilmiyoruz. Ama Çandarlı istihbarat gereği bir takım görüşmeler yapıyordu. Karşı taraftan görüşmeleri vardı. Ama bu hainlik şeklinde bir görüşme değil. Osmanlı aleyhine hal ve tavra kesinlikle girmiyordu. Fatih küçük diye kuşatmayı uzatmak, geciktirmek, askerleri yıldırmak böyle şeyleri yoktu ama ne diyordu Fatih'e? Bu kuşatmayı yapmamız hataydı. Bak görüyorsunuz diyor. Durmadan konuşuyor bu. E ve bu da nihayetinde tabii Fatih'i çok kızdırıyor. Fatih sabrediyor. Kuşatma sırasında Çandarlı'nın cezasını kesebilirdi. Başını alabilirdi. Bir yer hapsedebilirdi. Ama bunlar hep orduya Osmanlı ordusuna olumsuz yansırdı. Fitne. Böyle dönemlerde fitne unsuru olacak şeyleri absorbe etmek lazım. Örtmek, kapatmak lazım. Fatih de bunu akıllıca yaptı. Fatih böyle dizide gösterildiği gibi öfkelendiği anda asan kesen bir adam değil. Çandarlı'ya diş biliyor ama hani kan kusuyor, kızılcık şerbeti içtim diyor. Aynen bu durumda. Gerçek Fatih böyleydi. Ama kuşatma bitti. Nihayetinde herkes eteklerindekilere döktüler. Gel bakalım çandarlı. Sen bunları bunları yaptın. Kuşatma sırasında bunları yapmak nedir? Fitnedir. Fitne çıkarmak nedir? Böyle bir stratejik durumda ölümdür. Ve cezası kesildi. Yani çandarlı hakkında doğruları size anlatmaya çalıştım. Nihayetinde idam edilmeyi hak etmişti. Normal bir zamanda bunları yapmış olsa bu idam gerektirmez. Savaş sırasında yaptığı için idam gerektirdi ve idam edildi. Son Roma imparatorunun teslim olalım, kaçalım, şehri terk edelim gibi tekliflere sert çıkması, kaderin bu şehrin kaderidir, deyişi ve savaşarak ölümü doğru mudur? Doğrudur. Hatta son Roma imparatorunun bu dik duruşu, önceden kaçmayışı, Fatih İstanbul'a girene kadar da orada mücadele edip askerleri arasında savaşarak ölmesi net bir bilgidir ve Osmanlı tarihinde de ara ara bu cesurca duruş dile getirilmiştir. O son Roma İmparatorunun oradaki o cesaretle duruşunu dizi belgeselde izlerken aklıma benim hep Sultan II. Abdülhamit Han geldi. Sultan II. Abdülhamit Han Beylerbeyi Sarayı'nda hapis tutuluyordu. Yıl 1915'te Çanakkale Savaşı bütün hızıyla devam etmekteydi. Talat Paşa geliyor sadrazam Beyler Bey Sarayı'na, 2. Abdülhamit Han'a efendim diyor işte devletin merkezini Konya'ya taşımayı düşünüyoruz. Siz de Bursa'ya göndereceğiz. Yani İstanbul'u boşaltıyoruz. Bilgi vermeye geldim diyor. Abdülhamit Han kükrüyor. Talat Paşa ile bu görüşmesi nettir. Bu görüşmeyi hem Abdülhamit Han hem Talat Paşa hem de olaya şahit olan bir yaver hatıralarını da yazmışlardır. Orada Abdülhamit Han bu cümleyi kullanıyor. Diyor ki ben son Roma İmparatoru'ndan daha alçak değilim diyor daha aşağı değilim diyor. O İstanbul surlarında şehrini müdafaa ederken öldü. Ben sefilce kaçamam diyor. Kardeşim Mehmet Reşat Han'a da tavsiyemdir. Sakın İstanbul'u boşaltmasın diyor. Eğer biz İstanbul'u boşaltırsak bu şehri bir daha geri alamayız. Sonra dedelerimizin yüzüne nasıl bakarız diyor. Bakın Abdülhamit Han bile bunu dile getirmiştir. O tutuklu padişah Beylerbeyi Sarayı'ndayken. İşte bundan dolayı Böyle bir durum söz konusudur. Roma İmparatorunun cesedi bulunamadı diye dizide işlemişler. Bu da yanlıştır. Fatih Sultan Mehmet Roma İmparatorunun cesedini diğer cesetlerin arasında bizzat kendisi teşhis etmiştir. Kıyafet değiştirmişti ama ergoan rengi çizmeleri hala ayağında durmaktaydı. Ergoan rengi çizmeyi Roma İmparatorluğunda sadece imparator ve İmparatoru çekebilirdi. izlerken ha işte budur dediğiniz an hangi sahnedir? Ha işte budur dedim. Nerede dedim biliyor musunuz? Şimdi o 29 Mayıs gecesi yani 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece. 29 Mayıs sabahı İstanbul düşecek. O gece Doğu Roma İmparatoru hani topladı ya yanında ekibi, korumaları, halkın arasına karıştı. Yüzlerce insana bir konuşma yaptım var ya o konuşmayı herifler özel çalışmışlar ben size söyleyeyim. Özel çalışmışlar. Yani o kısmı durun durun bir daha izleyin. Ah dedim ya. Bir Fatih Sultan Mehmet o dizide böyle bir konuşmayı yapmadı mı? Yaptı tabii. Akşemseddin'le geceleri sabahlara kadar çadır çadır askerleri geziyorlardı. Ne konuşmalar yaptı Fatih Akşemsettin? Bunlar niye verilmiyor? E tabii. Yapan bir gevur olunca <laughs> söyletiyorsunuz beni. Ortaya böyle bir şey çıkıyor. Ne dedi? Şu cümleyi kullandı. Büyük Roma İmparatorluğu bu gece sona erecekse şayet bu o kadar kolay olmayacak dedi. Bakın adamın cümlesi. Bunu özel koymuşlar oraya. Yani benim dediğime geldiler. Hani hep diyorum ya ben Bizans diye bir devlet yok. Bizans'ı sonradan uydurdular. Roma İmparatorluğu'nu Osmanlı Devleti'nin yıkmış olması, Fatih'in Roma İmparatorluğu'na son vermiş olması bu adamların çok ağrına gidiyor. Zaten dizi izleyenler bizim sayfaya da çok yorum yapmışlar. Hani sanki Roma İmparatorluğu'na Osman'ın son vermemiş de Fatih son vermemiş de kendi kendilerine son vermişler gibi. Yani nihayetinde böyle bir kanıya varıyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani adam biliyor son Roma İmparatoru olduğunu ve devletin Roma İmparatorluğu olduğunu. Büyük Roma İmparatorluğu eğer bu gece son sona erecekse bu o kadar kolay olmayacak. Bu cümleyi kullandırmışlar o adama. İşte benim ha işte budur dediğim yer orası oldu. Büyük Roma İmparatorluğu cümlesi. Evet onlar Büyük Roma İmparatorluğu'nun son geriye kalan bakiyesiydiler. Ve o Büyük Roma İmparatorluğu'na Osmanlı Devleti ve tabii ki devletin sultanı Fatih Sultan Mehmet Han son vermişti. Son Roma İmparatoru'nun Kuşatmanın son gecesi yaptığı konuşmada adını andığı 3 Roma İmparatoru sizce bir şey ifade ediyor mu? Etmez mi? Hem de o kadar çok şey ediyor ki. Bakın 3 isim saydı. Augustus, Justinian, Konstantin. Bu 3 ismi bilmeyen Roma İmparatorluğunu bilmiyordur. Hiçbir şey bilmiyordur. Bu 3 isim çok önemli. Kronolojik olarak gidelim. Kim? Augustus. Augustus kimdir? Jules Caesar'ın ablasının torunudur. Jül Sezar biliyorsunuz Cumhuriyet halinde yönetilen Roma İmparatorluğunu Cumhuriyet'ten imparatorluğa geçiren adamdır. Yani fiilen imparatorluğu o geçirdi ama adını hiçbir zaman koymadı. Artık Cumhuriyet yok, Senato yok, tek imparator var diyen kim? İşte onun ablasının torunu olan Augustus. Gerçek adı Octavius. Sezar'dan sonra ne oldu? Yerine onun suikasta uğraması sonrası Antonius geçti. Antonius'tan sonra da onu Akdyum Savaşı'nda yenen Oktavius. Augustus ünvanıyla devletin başına geçti. Tek imparator oldu. Yani o büyük Roma İmparatorluğu'nun ilk büyük ismi Augustus'tur. Onun isminin kullanılması çok manidar. İkinci isim kim? Konstantin. Konstantin kim? Bugünkü Hristiyan Avrupa için azizler azizi. Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden adam. İstanbul'daki Ayasofya'mızı ilk kez kuran adam. Ve Doğu Roma Doğu ve Batı diye bir Roma İmparatorluğu kurulmazdan önce Roma'nın son büyük hükümdarı ve Hristiyanlığın hamisi, resmi kabul edicisi Büyük Konstantin. Onun adını anıyor. İkti iki. Üçüncüsü kim? Justinianus. Justinianus kim? parçalanmış Doğu Batı Roma olup da Batı Roma yıkıldıktan Doğu Roma da avuç kadara kaldıktan sonra biliyorsunuz 500'lü yılların ortasında tahta geçiyor. Hem de bir seyis olarak at seyis yani toplum en alt tabakasında çok dindar, koyu dindar. Şu anki 3. Ayasofya inşa eden adam, küçük Ayasofya inşa eden adam, Topkapı Sarayı'nın bahçesindeki Aya irini inşa eden adam, hanımı Teodora ile beraber. Sonra tekrar Büyük Roma'yı yeniden ikame eden, ayağa kaldıran adam Justinianus. Ne diyor? O gün son Roma İmparatoru o geceki konuşmada Augustus'ların, Konstantinlerin, Justinianlerin imparatorluğu diyor. Onları anıyor. Fatih Sultan Mehmet konuşurken şunu diyemez miydi dizi de? Bizler Alparslanların, Osman Gazi'lerin torunlarıyız diyemez miydi yani? Diyebilirdi. Keşke diyebilseydi. Yani bizim arkamızda Hazreti Ali var diyebilseydi. E zaten ordu Hazreti Ali'nin himayesinde olan bir ordu biliyorsunuz. Yeniçeri Hoca. Ama tabii biz en güzelini yapana kadar bu adamlar yapacak. Biz böyle ağzımız açık seyredeceğiz yani. Bir önceki 1453'ü biz yaptık demeyin bana sakın. Çinlerim tepeme çıkıyor. Çünkü 1453'te biz ne izledik? 1453'te nikahsız bir ilişki izledik. Ulubatlı Hasan'la karşı taraftaki Rum Dilberi bunlar nikahsız birbirleriyle Parklarda liseliler gibi buluşlar buluştular. buluştular. Hamile bıraktı Ulubatlı kızı nikahsız. Sonra surlara sancağı dikerken de o hatunu kese kese öldü ya. Halbuki bizim kaynaklar ne diyor? Peygamberimizi surlarda manin gördü. Tebessümler içinde sancağı dikerek ölmüştü diyor. Bizimkiler yaptı ve gördük nasıl bir film olduğunu yani. Hakikaten çok özücüydü. Dizide deliller de işlenmiş, başı bozuklar diye ifade edilen Osmanlıların deliler birliği doğru yansıtılabilmiş mi? Evet dizide başı bozuklar diye ifade ediliyor deliler. Son derece cesurlar fakat biz o bölümleri izlerken de üzüldük. Neden? Fatih Sultan Mehmet kuşatmayı başlatıyor. yanındakileri diyor ki önce başı bozukları gönderir. Neden? Hani bunlar bir öldürülsün etsin de bir tampon arada sonra asıl orduyu gibi bir imaj çizilmiş dizide. Hakikaten çok çirkin. Deliler gidiyorlar. Tabi e, savaşıyorlar ve hızlı bir şekilde yok oluyorlar. Yok olduktan sonra şimdi asıl orduyu gönderin. Böyle bir saçma söz konusu değil ya. Bir kere deliler gönderip öbür ordu böyle eller şey bellerinde şey de seyretmediler. Böyle bir olay yoktur. Ordu hep beraber Allah Allah'ın ilahlarıyla hareket eder. Bu arada dizide hiç Allah Allah duymadık. Onu da biliyorsunuz değil mi? Aynı karşılardaki Romalılar gibi hurra hurra diye koşturan bir Osmanlı ordusu vardı. Yani orada Allah, Allahu Ekber bu nidalar hiç gösterilmedi. Çünkü bu nidalar demek ki yapımcıları ne kadar rahatsız ediyorsa. Ee, orada dizide işte deliler önde gider ama ordu da arkada gider. Hep beraber giderler. Önce deliler vurur. O delilerin cesareti zaten orduyu kızıştırır ve onların da ateşin bir şekilde saldırmasını sağlar. Dizinin en büyük handikaplarından biri de buydu ben size söyleyeyim yani. Deliler harcanacak. Zaten aklı noksan bunlar. Bunları gönderin de bunlar düşmana bir zayiat versin. Sonra biz gidelim. Dergi bir imajla verilmiş. Hakikaten çok çirkin olmuş. Bakın delilere deli denmesinin sebebi aklı noksan olduklarından değil. Cesur olduklarından. Hani deli gibi adam. Hani cesur. Aklı olmayan bir insanın koşturması gibi koşturuyor. Yani canının derdine aklı olan bize ne yapar? Ya bir ya, bunlar beni öldürebilir. Bir sakınayım edeyim. Biraz çekingen tedbirli davranayım. Hayır. Ölümüne gidiyor. Yani o kadar. Aklını bir köşeye koyuyor. Cesaret noktasına bu isim verilmiştir. Deli falan değillerdi yani. Kuşatma sahnelerinde gördüğümüz ve keşke olsaydı dediğiniz şeyler nelerdir? Vallahi kuşatma kuşatmada kullanılan kuleler. Sadece siluet olarak gördük. Bir ressama çizdirmişler. Kuşatmada Osmanlı ordusunun gerisindeki siluet. O siluette böyle minik minik kuşatma kuleleri gözüküyor. O kadar. Arkasını görmedik. Yani o kulelerin e, surlara, burçlara yanaştırılması sonra o kulelerin üzerinden aşırtma kulelerin üzerinden kargıların uzatılması o kargılara binmiş Osmanlı askerlerin dendanlara çıkmaya çalışması bunlar olmalıydı. Kuşatma kuleleri yanaştırıp araya köprüler kurulmalıydı. Bunların hiçbiri yapılmamış. Yani Yüzüklerin efendisindeki o kuşatma sahneleri ne kadar güzeldir. O yüzüklerin efendisinde mesela o kuşatma kuleleri ne kadar iyi verilmiş. Bu dizide bunların hiçbirisi yok. Minik silüet şeklinde var yok. Gerçekte nasıldı? Gerçekte Fatih Sultan Mehmet'in A, B, C bir sürü planı vardı. Mesela planlarından biri bu kulelerdi. Kuşatma kuleleri. Fatih kuleleri yanaştırdığı zaman Gırcuvale kuleleri yaktılar. Nihayetine kuleleri ahşaptan. Kuleler yakılınca Fatih Sultan Mehmet kalan kuleleri çektirdi. Yenilerini yaptırdı. Ertesi günü binlerce koyun keçi kestirdi. Bu koyun ve keçiler yüzüldü. Derilerinin o iç kısımları dışa gelecek şekilde e, kulelere kaplandı. Bir daha sürdüler. Hani derilerle kaplı olunca yanma biraz geciksin, zorlaşsın gibi düşünüldü. Ama adamların gurucuvası öyle beter bir silahtı ki yine yaktılar, yine yaktılar. Fatih kuşatma kulelerinde başarılı olamadı. Mesela bu verilmemiş hiç yok dizide. Bunlar olmalıydı. Elimizde gravürler var kuşatmayla alakalı. Kuleler yanaştırılmış, üzerlerinden sırıklar, dendanlara bindirilmiş, askerler ilerlemeye çalışıyor sırıkların üzerinde. Bunlar keşke olsaydı, olmalıydı. Dizide keşke olsaydı, bu olmalıydı dediğim ikinci detayda Haliç surlarından şehri muhasır eden Osmanlı askerleri. O da hiç gösterilmemiş. Gemileri indirdik. Birçok kişinin aklına soru gelmiştir. İyi ee, tamam gemileri indirdik Haliç'ten, e ne olacak? Bana da sormuşsunuz. Bu gemileri indirmenin bize avantajı ne? Ya bir kere gemileri indirdikten sonra bizim askerler karşı tarafa geçtiler. Bir kere köprüyü de işlememişler. Bakın Fener'den Balta doğru yürüyün. Surların üzerine kocaman dev mermer tabela göreceksiniz. İstanbul'un fethinin 500. yılında yani 1953 yılında asıldı oraya Fethi Cemiyet tarafından Fatih'in askerleriyle Haliç'in üzerine yaptırdığı köprü tam buraya ulaşmaktaydı diye. Yani tam karşısı Kasımpaşa'nın Halıcıoğlu'na, şey, Sütlüce'ye bakan tarafı oluyor. Oradan köprü geliyor. Bugünkü Balat'la Ayvansaray arasına geliyor. Valilerle bir köprü kuruluyor. Onun üzerine yürüyorlar. Ve o Ayvansaray Balat hattında İstanbul'u oradan da muhasara eden gemiler Haliç'e indirildikten sonra daha şiddetli muhasara eden Osmanlı askerleri var. E o Balat'ta bizim kapılar var. Aya kapı. Kapının dibinde Sekmanbaşı Abdurrahman Ağa'nın ah mezarı var. Az ileride Cibali kapı. Fatih'in silahlı birliklerinin başında bulunan Cebali. Onun mezarı var. Hatta Cibali Karakolu'nun ismi niye Cibali? Cebali'nin mezarı orada olduğu için. Onlar o son gece İstanbul'u o Halis surlarından muhasara ederken kapıların önlerinde şehit olmuş Osmanlı komutanları ve Fatih şehitlerin hemen tamamını o Edirne Kapı 7 Kule surlarının önündeki yere defnettiriyor. Bugünkü Edirne Kapı kabristanlığı ortaya çıkıyor. Halbuki e, Halis surları önünde şehit olan komutanları için Fatih'in emri var. Onları kapıların diplerine defnedin. Neden? Yüzyıllar sonra bile o kapılardan giren çıkan bizler onların kabirlerini görelim ve bilelim ki bu şehir kolay fethedilmedi. Nice canlar bu şehrin alınması adına düştü buralarda kaldı. Şehit oldular gencecik yaşlarda. Ne hedefleri ne umutları ne hayalleri vardı o insanların. Bizim hayallerimiz için kendi hayallerinden vazgeçtiler. İnsanlar bunu görsün diye o cenazeler kapıların diplerine bırakıldı. Mesela bunlar gösterilmeliydi. Ben Cebe Ali'nin o cibari kapıyı aşmaya çalışırken o dendanlardan düşerek şehit oluşunu görmek ve göstermek isterdim. Abdurrahman Ketüda'nın ertesi günü gözyaşlarıyla Fatih'in gözyaşlarıyla oraya defnedilişini görmek isterdim. Bakın bunları ben niye yapıyorum bu çekimleri? Yarın öbür gün birileri bunu yapacak olursa bunları izlesin bunları eksik bırakmasın diye. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un düşeceği sabah şehre son saldırıda atının üzerinde ve ordunun önünde şehre hücum ediyor. Bu ne kadar doğru? Bir kere Fatih Sultan Mehmet'in elimizde bir takım minyatürleri var. Böyle ordunun önünde giderken. Belgrad Kalesi'nin kuşatılması var. Fatih çok istemişti Belgrad Kalesi'ni almak. Yani bugün Sırbistan'ın başkenti olan Belgrad'ı ele geçirmek. Ve bu konuda da ordusuyla sefere çıktı. Uzun da kuşattı ama alamadı. Kapistran diye bir adam vardı. Ben o Kapistran'a Bizim bu Kanuni Sultan Süleyman serisinde de işledim. Tişörtte görüyorsunuz Kanuni'yi. Orada da işledim. Kapisra 73 yaşında bir papaz. Fatih Belgrad'ı kuşattığında Avrupa'da kilise kilise geziyor. Binlerce insan topluyor. Fatih'in Belgrad'ı almasına engel oluyor. Böyle bir adam. Kapistran heykelleri vardır. nerede? Bu da göbeğinde vardır. Viyana'da Saint Stefan Katedrali önünde vardır. Böyle Osmanlı askerlerini çiğnerken. Bu yaşlı papaz. İşte Belgrad kuşatmasına ait bizimkilerin çizdiği bir minyatür var. Minyatürde kale. Kaleden düşman bir huruç yapmış. Bizimkilere saldırmış. Bizimkilere püskürtmüş. Düşmanı kovalıyorlar. Kapı açık. Düşman kaçarak kaleden içeri girmeye çalışıyor. Düşmanı kovalayan askerin önünde Fatih var. Atının sırtında. Hatta böyle elinde kalkanı var. Kalkanı böyle başına tutmuş. Kılıçlı elinde kılıçlı önünde böyle koşuyor. Arkasında iki tane Enderun talebesi var. Ve ordu geliyor. Şimdi bunu görüyoruz. Böyle bir minyatür var ama gerçekleri konuşacak olursak bir kere öyle korumasız, şusuz busuz e, ordunun önünde tek başına surlara doğru öyle koş et. İstanbul kuşatmasında böyle bir şeyin olduğunu bilmiyoruz. Bu kadar da savunmasız tek başına önde git et hiçbir hükümdar bunu yapmaz. Çünkü bir ok darbesiyle şehit olursun kuşatma muşatma kalmaz. Sen orada mıknatısın, sen orada tesbihin imamesisin. İmame koptu mu bütün taneler da dağılır gider. Onun için... Bu kadar da değillerdi. Nitekim tarihte 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in savaşı kazanmasına rağmen ordu ganimet toplarken nasıl Kalleş'e şehit edildiğini biliyoruz. Ondan dolayı bu detaylar son derece önem arz ediyor. O Gıyasettin Keyhüsrev'in Kalleş'e şehit edilmesiyle alakalı bir video çektik. O videonun linkini hemen buraya bırakıyorum. Onu da lütfen izlemeyenler varsa izlesin. Çok önemli. Gıyasettin Keyhüsrev'in ilk defnedildiği yeri bulduk. Eğirdir Gölü'nün kenarındaki bir sırtta. İkinci konuya gelecek olursak. Fatih Sultan Mehmet'in askerlerinin yanından ayrılmadığını biliyoruz. Onlarla beraber olduğunu biliyoruz. İstanbul'un fethedildiği gün şehre sur kapılarından değil, o Topkapı ile Edirne Kapı surları arasındaki yıkıntılardan askerleriyle şehre sürünerek girdiğini biliyoruz. Keşke bu detayı da verebilmiş olsalardı. Öyle girmiştir Fatih. Salı sabah sürünerek surlardan içeri girdiler. Şehir fethedildi. 3 gün sonra Cuma günü sabah orduyla beraber Edirne kapıdan törenle girdi. O Abdülhamit Zonaro'ya çizdirdiği tabloda ya da Hasan Rıza Bey'in çizdiği tabloda o Edirne kapıdan giriş Cuma günü sabah törenle giriştir. Asıl giriş sur çatlaklarından sürünerek girmedir. Bundan sonraki Fatih yapımlarında bu detayı da görmeyi arzu ediyoruz. Bir sanat tarihçi olarak dizideki modellemeleri doğru buluyor musunuz? Mesela Ayasofya. Hakikaten bir sanat tarihçi gözüyle baktığım zaman ya bu kadar olmaz dediğim bir sahne var orada. Fatih İstanbul fethinde giriyor şehre ve Ayasofya'ya giriyor. Ayasofya'yı bugünkü Ayasofya'nın fotoğrafını almışlar modellemişler. Öyle koymuşlar. Ya bilmiyorum ben bunu yapanlar hiç düşünmediler. Fatih bir kere içeri girdiğinde Kubbenin ortasında Pantokrator İsa vardı yani bir Hazreti İsa ikona resmi vardı böyle aşağı doğru bakıyordu birçok de vardır. O kainatın hakimi İsa dedikleri Pantokrator İsa. İkincisi köşelerde aslan göğüslerinde e, Kerobi melekleri var. Osmanlı sadece onların yüzlerini örtmüş. O da çok sonradan. Namaz kılınıyor ya içeride. E, yüzleri örtülmüş. Kanatlarını ellememiş Osmanlı. Baktık o modellemede melekler örtülü duruyor. Hazreti Kadar İsa yok. Hangi ara yaptınız? Gerçekte olan ne? Fatih İstanbul'u fethettiğinde o namaz kılmaya zarar verecek bizzat kıbleye bakan ikonalar, freskler hasır perdelerle kapandı. Sultan 1. Mahmut dönemine kadar yani 1730'lu yıllara kadar hasırla örtülüydü. 1. Mahmut'tan sonraki tamiratta sıvanmıştır, hasırlar kaldırılmıştır. Hasırla örtülü. Yani o Fatih'in içine girdiği Ayasofya modellemesi kötü olmuş. O girdiği dönemki Ayasofya'yı yansıtmıyor onu söyleyeyim yani. Belgeselin sonunda yabancı bir yorumcu herkes buna Konstantinopolis'in düşüşü der. Bu bir düşüş değil Konstantinopolis'in yükselişi diyor. Siz bu yoruma katılıyor musunuz? Katılıyorum. Yani bunu derken adam tabii ne niyetle söyledi. Kalbinde açıp bakmış değilim ama benim anladığım gibi söylediyse katılıyorum. İstanbul Fatih Sultan Mehmet'ten sonra kıymet kazanmıştır. İstanbul Fatih Federe'ne kadar köhneleşmiş, pörsümüş. Yani fakirlik, hastalıklar. Zaten Hristiyan Avrupa'nın da dışladığı, Anadolu'da doğru dürüst toprağının kalmadı, iç savaşlar, tat kavgalarıyla bitip Tükenmiş bir İstanbul vardı. Zaten Latin istila aslında Katolik Avrupa o günkü İstanbul'un bütün kıymetlerini, değerlerini yağmalayıp götürmüştü. Yani İstanbul'u yeniden İstanbul yapan adam Fatih Sultan Mehmet. Fatih bir kere Anadolu'nun dört bir yanından ne kadar böyle kaliteli, ilmi yönü, derin, zengin aile varsa onları İstanbul'a getirdi. Çarşamba, Aksaray bu isimler boşuna verilmedi. Muhteşem bir iskan politikası uyguladı Fatih Sultan Mehmet. Ciddi bir yapılaşmaya girildi. Daha Fatih döneminde İstanbul'un dört bir yanında onlarca külliyeye imza atıldı. Sadece Fatih değil adamları da öyle. Bir sürü hayır eserine imza attılar. Ve İstanbul'u resmen yeniden imar edildi. Onun için İstanbul'u İstanbul'u yapan yeniden hayat üfleyen adam Fatih Sultan Mehmet. Onun kadrosu ve onların icraatlarıdır. <laughs> Belgeselin bitiş yorumlarında surların artık şehirleri koruyamadığı ispatlandı vurgusu yapıldı. Bir diğer yorumcu da çok az insan dünya fatihi olarak nitelendirilir. Fatih onlardan biriydi vurgusunu yaptı. Siz bu konuda ne dersiniz? Birinci yorumcu tam üstüne basmış. Hakikaten surların artık şehirleri koruyamadığı ispatlanmıştır. Zaten bundan bir süre sonra Avrupalılar e, tarihi şehirlerinde o bütün surları yıkacaklar. Sanayi devrimiyle beraber taş üzerine taş bırakmayacaklardı. Ne gerek var? Bunlarla artık şehirler korunamıyor diyeceklerdir. Fatih bunu ispatlamıştır. Fatih zaten bunu ispatlar ispatlamaz. Kıbrıs'taki Venedikliler, Lefkoşa gibi, Gazi Mogosa gibi bugün gidin surlarını inceleyin. Enli, ortası geniş, içi molozla dolu istikamlar yapacaklardır. Ki bu istikamların bir adım sonrasında nedir? Tabyadır en son şehir savunmaları tabiye dönüşecektir. Yani normal eni dar duvarların, dendanların ikili, üçlü bile olsa şehirleri koruyamayacağını Fatih ortaya koymuştur. Fatih ikinci yorumcunun dediği gibi çağ açıp çağ kapayan bir adamdır. Ama bazı Avrupalılar bu çağı açıp kapamayı Fatih'e vermiyorlar. Fatih İstanbul'a girmiş de asmış kesmiş de buradaki kaliteli insanlar Avrupa'ya kaçmışlar. Rönesans'ı meydana getirmişler. Bu adamlar o kadar kaliteliyse bu Rönesans'ı niye İstanbul'da meydana getirmediler? İstanbul eciş bücüş kaldı o zaman. Yani bu Avrupa'ya gidip de Rönesans'ı tetikleyen adamlar İstanbul'da bu işi niye yapmadılar? Fatih'in İstanbul'u ele geçirmesini mi beklediler o zaman? Adam adama bunu sorar. Fatih İstanbul'u almış. Bunlar Avrupa'ya gitmişler. Rönesans'ı bunlar başlatmışlar. Bir kere Fatih'in gelmesi ve Fatih'in ilme ve ilim adamına yatırım yapması sebebiyle İstanbul'da bir Rönesans parlamıştır. Bilim teknik genişlemiştir. Ha ilerleyen yüzyıllarda Osmanlı'daki durağanlık söz konusudur. Avrupa'nın da ilme yatırım yapmasıyla gelişmesi söz konusudur. O da ayrı bir konu tabii ki. Nihayetinde Rönesans Avrupa'da başlayacak. Ama Osmanlı'da bir Rönesansı vardır. Fatih Sultan Mehmet de bu Rönesans'ın en önemli adımlarından biridir. Altı bölümlük bu belgesel diziyi bitirdiğinizde sizde nasıl bir duygu meydana geldi? Aslında bende meydana gelen duygu sizin daha önce yapmış olduğumuz dizi analiz videolarında yaptığınız yorumlarla örtüşüyor. Çoğunuz şunu yazmışsınız o yorumlarda. işte e, diziyi izlerken Fatih'in İstanbul'u fethini izlemedim de Romalıların şehri kahramanca nasıl teslim ettiğini izledim. Roma İmparatorluğu'nun kahramanca nasıl sona erdiğini izledim. İşte Romalıların gafil bir şekilde kapıyı açık bırakıp Osmanlı'nın işte şeytanca e, şehri nasıl ele geçirdiğini izledim. Falan böyle bir sürü yorumlar gelmiş sizden. Katılmıyor değilim. Çünkü öyle bir dizi yapılmış. Dizide şehrin alınışında Osmanlı'ya pek bir paye verilmiyor. Bütün payı Romalılar topluyor. Ya helal olsun ya imparatora bak. Adam sonuna kadar savaştı. E bizim tarafa helal olmasın mı? Fatih hayatını verdi oranın fethi için yani. Hani Fatih'in İstanbul'u fethiyle alakalı helal olsun diyebilecek bir şey bırakmamışlar. Payı Roma'ya verilmiş. Romalı askerler savaşıyor. Justinian dediğiniz adam müthiş bir kahraman. E bizim Ulubatlı Hasan neredeyse hiç yok. Bakın son yapılan ilmi araştırmalarda bunların makaleleri de var. Ulubatlı Hasan kesinlikle vardır. Hatta Ulubatlı Hasan Enderun'da yetişmiş bir insandır. Yani sadece kılıç sallayan bir insan değildir. İlmi ve manevi yönü de olan bir insandır. Fatih'e sınıf arkadaşlığı yapmıştır. Yani onunla yaşlaştır. Öyle genç bir delikanlı falan da değildir yani. yani Fatih'in yaşlaşıdır. Ve Fatih'in resmen ordu içindeki motorudur Ulubatlı Hasan. Ulubatlı'yı hiç görme Jüsnü'nün yanı devleştir. Fatih'i böyle serseri mayın bir adam olarak gör. Karşı taraftaki son Roma imparatorunu bir kahraman olarak göster. Bunlar bizim bıyık altında açıkçası güldüğümüz şeyler. Ama e, nihayetinde yabancı yap. Yani yabancılar tarafından planlanıyor, kurgulanıyor. Türkiye'de bir firma açılıyor. Sonra Türkiye'de kurdurdukları Türk firmasına bu dizi yaptırıyorlar. Ne beklenir? Söylenecek çok bir şey yok. Üzücü. Yapılması gereken şey bizim değerlerimize sahip çıkan. Hakikaten bizim insanımızın kim olduğunu bilen insanlar tarafından ortaya konulması gereken bir dizi. Fatih nasıl bir adamdı? İkinci Murat nasıl bir adamdı? Akşemsetti nasıl bir kişilikti? O günkü Osmanlı toplumunun değer yargıları nasıldı? Orta Asya'dan yüzlerce din adamı, mutasavvuf kalkıp kalkıp ta Buhara, Semerkantlardan ne işleri vardı İstanbul'a geldiler? Hepsi biliyorlardı. Kutlu bir zafer kazanılacaktı ve bu zaferin müjdesi çok büyüktü bu müjdeyi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vermişti. Ve o müjdeye masar olmak için rahatlarını bozmuş ve burada o insanların arasında olmaya çalışmışlardı. Nimel Ceyş olmak istemişlerdi. Yani ne güzel asker. Talha Bey, Rise of Ottoman dizi belgesiyle ilgili size yönelteceğimiz sorular buraya kadardı. İşten cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Özellikle kıymetli takipçilerim bu diziyle alakalı yapmış olduğum bu üçüncüsü bölümlere vermiş olduğunuz destek göstermiş olduğunuz ilgi bizi mutlu etti. Bu ilgiden ben şunu anlıyorum. Bu tarz yerli yabancı, tarihi, dizi ya da filmlerle alakalı yorum yapmamızı istediğinizi görüyorum. Ve ben de bunlara devam edeceğim. Yalnız lütfen şunu söyleyeyim. Bazı YouTube videolarına çok emek veriyoruz. Yüklüyoruz internete bakıyoruz tıklanma o kadar az ki yani bizim emek verdiğimiz şeylerin karşılığında yani dağılmasını, yayılmasını çok izlenmesini istiyoruz. Mesela Gıyasettin Key mezarıyla alakalı geçen yaz günlerce ateş gibi sıcaklarda 5 ayrı yerde çekim yaptık. Ben çok isterdim. Yani o video YouTube'a yüklendiği anda binlerce insan izlesin, tıklansın, etsin ama bazen böyle çok daha basit bir video patlayıp giderken çok özel bir video çok böyle kenarda, kıyıda, köşede kalabiliyor. Onun için hakikaten desteğinizi bekliyoruz. Bu videoların çevre tarafından izlenmesini, daha çok insan takip etmesini istiyoruz. Bundan dolayı da desteklerinizi bekliyoruz. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.